önce Tuğçe ile başlıyorum. Tabii. Ama şöyle şey yap, yani en silinen yere yaz da. Ay, çok romantik. Cidden kısmet bulur da evlenirsem bu anı hatırlayacağım. Hı. Senin daha kısmetin yok. Benim var. Da farkında değil. Ben halledeceğim onu, şey edeceğim ben. Ya o da farkına varır Deniz'ciğim. Ben seni de yazıyorum. Deniz. Hı. Buket. Hı. Pazar. Tüh, bak kalem bitti görüyor musunuz? Yoksa seni de yazacaktım Sinem'cim, kısmet. Yalnız o işler ayakkabının altına yazılana göre değil, burada yazılana göre oluyor. Aa, bak sen Allah'ın işine, kalem bitmemiş. Halacığım seni de yazayım mı? Ay yazalım, tabii canım sonuçta aşkın yaşı olur mu Esma halacığım yani? Ay, saçmalamayın. Ne biçim konuşuyorsun sen Tuğçe? Allah Allah. Hayır canım, ne münasebet. Tamam, ben o işe bir kere niyetlendim. Kısmet olmadı, artık istemiyorum. Tamam, ver şunu kapağımda, bu kalemi. Bizim kalem. Ay, tamam. O zaman hadi ya, yayın açalım yani. O kadar çok şey paylaştım ki seni soruyorlar, merak ediyorlar. Hadi gel buraya. Buraya gelin Alize. Ya benim canım arkadaşım Alize'min bugün düğünü var. Şunun güzelliğine baksanıza. Saçı, makyaj, her şey çok güzel oldu. Ama az önce de şey yaptı. Olur mu olmaz? Siz kaderin işine yazdık. Çok da karışmıyor. En öne kimi yazdın? Evet, önce Tuğçe'yi yazdım. En silinen yere küçücük yazdım. Aynen öyle. Serap'ı da yazayım. Arkadaşlarımızın gerisini buket falan ben alayım. En önde ben varım yani. Önce ben evleneceğim. Nefis oldu be. Biraz fazla güzel oldu kanka. Bu kadar güzel olması iyi değil kanka. Niye ki? Oğlum bu kadar güzel gelin arabasına zarf mı dayanır ya? Ocağımıza incir ağacı dikilecek. Sökek mi birazını? Ben hemen sökeyim 5 dakika. Ne sökmesi oğlum, saçmalama, hatta eksiği var. Nasıl ya? Ne eksiği var oğlum başka? Oyuncak bebek mi o? Bu ne oğlum? Diş budayı partisine mi gidiyoruz biz? Alize'nin o, Alize'nin. Annesi almış zamanında. Annesinden kalan tek hediye. Tamamdır. Şahane oldu, şahane. Çok zar gidecek. Alize? 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 Bak çiçeğini güzelce düzenledim. Bunu da unutma, tamam mı? Hı, tamam, unutmam Tuğçe'cim. Alize, şimdi ayağının altına da yazıları yazdık. Böyle sürtüne sürtüne, tamam mı? Sürtünerek yürüyorsun. Hı. Böyle bütün gün zaten oturmuyoruz, dans ediyoruz hep Alize. Hı, tamam. Ya senin neyin var? Ya yok bir şeyim. Var canım, ben anlarım. Senin bir şeyin var, neyin var söyle. Ya bir şeyim yok. Şimdi düğün telaşından biraz gerildim herhalde. Ha. Yani canım, sen gerilsen de gerilmesen de öyle de böyle de o düğün başlayacak da bitecek de. O yüzden şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? Şey, eğleniyoruz değil mi? Eğlenmemize bakıyoruz Alize'ciğim. Tatlım benim. Bak, babana kızıp gidip nikah kıymaya benzemez bu işler. Yani elinlerde olur böyle gerginlikler, tamam mı canım benim? Babasına kızıp evlendi, babasına kızıp boşanıyordu. Tuğçe'cim, hayır canım. Böyle cümleler kurmuyoruz, tamam mı kızlar? Negatif yok, okey? Pozitif düşünüyoruz, tamam? Lütfen. Peki bizim damadımız nerede kaldı? Ay evet. Ay yoksa heyecana dayanamayıp son anda terk mi etti Alize'yi? Valla oluyor bak, erkeklerde öyle sendromlar. Oluyor, olmuyor mu? Kızlar! Ben size ne dedim? Negatif cümle kurmuyoruz. Negatif düşünmüyoruz. Pozitif düşüneceğiz. Değil mi? Lütfen saçmalamayın. Ay geliyorlar, geliyorlar Alize'ye. Demek ki her şeyin başladığı gibi olsun istiyorsun. Alize hadi gidiyoruz. Durun! Niye durduk şimdi ya?
Öyle hevesli gibi hemen koşmuyoruz. İyi ama hevesli istedim. Hayır dedim size. Geçin yerinize. Geçin, geçin. Aa, her şeyin bir usulü var canım. Burası kız evi. Yani naz evi. İster çıkarız, ister çıkmayız. Aa, niye çıkmıyormuşuz ki ya? Düğünümüz var bizim şu an. Tuğçe! Bak her şeye çok cevap veriyorsun, kızacağım ama. Sus! Ben söyleyene kadar kimse buradan çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Hı-hı. Güzel. Tamam, tamam. Hadi keyfinize bakın.